Valla şimdiye kadar benim gördüğüm kadarıyla aşağı yukarı seçime 1,5 ay gibi bir zaman kaldı. Bu zaman zarfında aslında yoğun olarak bütün siyasi partilerin çalışması gerekirdi diye düşünüyorum. Ama geldiğimiz noktada bakıyoruz ki hiçbir siyasi partide bir faaliyet yok. Ben buna verecek bir cevabı şu anda bulamıyorum. Aslında başbakanın ve mevcut siyasi otoritenin her yaptığı toplantıda gecenizi gündüzünüze katacaksınız. İşte gençlik kollarıdır, hanım kollarıdır veya bütün parti teşkilatları yoğun bir şekilde çalışmanız, çalışacaksınız demesine rağmen böyle bir sessizlik niyedir bilemiyorum. Güvendikleri bir şeyler mi var veya her şeyi birileri kendilerine garanti olarak mı görüyor? Bunu ben tarif etmekte biraz zorluk çekiyorum diye düşünüyorum. Çünkü ben 1969'dan beri siyasi partilerin içindeyim. Aşağı yukarı Nevşehir 178-176 yerleşim birimi. Bu yerleşim birimlerinin her birine 10 defa belki 20 defa gittiğim beldeler oldu, köyler oldu, kazalar oldu. Buralarda yoğun bir çalışma faaliyeti içindeydi. Birkaç ay öncesinden başladı, en az bir 3 ay öncesinden başlardı. Ama bu dönem seçim biraz şey gidiyor, derinden ve sessiz gidiyor gibi geldi bana. Şimdi öncekilerini baz alamıyoruz. Niye baz alamıyorsunuz derseniz, o seçimlerin kendine münhasır bir şeysi vardı, durumu vardı. Dedim yani biz 3 ay gibi bir zaman önce başladık. Bütün yerleşim birimlerine birçoğuna 2, birçoğuna 3, birçoğuna 4 defa falan şehir merkezini bütün esnafları ve böyle ticarethaneleri 2 defa dolaşmış idik. Ama bu geldiğimiz noktada böyle bir çalışma faaliyeti içerisinde değil. Aslında ben öyle zannediyorum ki şu anda siyasi partilerin teşkilatlarında böyle çalışacak ne bileyim şehrin sıkıntılarını, problemlerini bilecek, çalışacak aktif ve yeterli eleman yoktur diye düşünüyorum ben. Valla seçim satı henüz seçim satı çok fazla bir aktif olarak ortaya şey yapmadığı için, çıkmadığı için biz siyasi partilerin şu andaki durumlarını bilemiyoruz. Ama geçmiş seçimlere baktığımız zaman MHP'nin burada çok fazla bir şansı yok gibi gözüküyor. Şimdi meyveli ağaç taşlanır diye bir şeyimiz var, bizim atasözümüz var. Artık Hasan Ünver Nevşehirli değil, Nevşehirli olmayan bir belediye başkanının Nevşehir'e hizmet etmesi çok fazla hizmet etmez, etmemesi gerekiyor, etmez gibi lafların söylenmesinde çok fazla bir yarar yok. Çünkü iki dönemden beri belediye başkanlığı yapıyor ve oldukça da şimdiye kadar ki belediyecilik anlayışına baktığımız zaman oldukça da Nevşehir'i belirli bir noktaya getirdi. Tabii eksikleri yok mu? Mutlaka eksikleri vardır. Ama bu zaman içerisinde düzelir diye düşünüyorum ben. Artık Hasan Ünver de Nevşehirli sayılır. İlla ki bu memlekete hizmet etmek için dışarıdan adam da gelmeyebilir. Şehrin kendi halkı da olabilir. Ama bunu zamanında düşüneceklerdi. Zamanında Nevşehirli diye Nevşehirli'yi seçmeleri gerekirdi. Ama bu geldiğimiz noktada artık Nevşehirli değil, başka bir yerlidir. Onun için Nevşehir'e çok fazla hizmet etmiyor, etmez, edemez gibi lafların edilmesine ben taraf değilim. Artık bu memleket için herkes elini taşın altına koyması gerekiyor ve burada da şimdiye kadar yapılan şehrin güzelleşmesi açısından yapılan birçok hizmetler var. Bunu hiç kimse inkar etmemesi gerekiyor. Ha, eksikleri yok mu? Mutlaka eksikleri de vardır, eksikleri de olacaktır. Ama bu zaman içerisinde bu eksikler giderir diye düşünüyorum. Hizmet yapılırken mutlaka borç olacaktır. Bütün Türkiye'deki bütün illerin, ilçelerin ve beldelerin hatta köylerin bile borçları var. Borç yiğidin kamçısıdır diye bir şeyimiz var, bizim sözümüz var. Borçlanan insanlar mutlaka bir yerlere güveniyor ki ona göre borç yapıyor. Bunlar zaman içerisinde giderilir, bu borçlar ödenir, hizmet bakidir. Bu memlekette şimdiye kadar birçok insan geldi, bunlar hizmet etti. Bu memlekette kim bir çivi çaktıysa onların hepsine birden bu millet şükran duygusu şey yapması lazım, beslemesi lazım. Eksikliklerini de
fazla dillendirmemek lazım. Çünkü kuluz biz, eksiklerimiz olur. Bunun yanında fazlalarımız da mutlaka vardır. Bakın işin bir de şu tarafına bakmamız lazım. Türkiye çok uzun yıllardan beri iki yakası bir araya gelmiyor. Bunu siyasi iktidarlar iş başına geliyor. Fakat bu ülkeyi çekemeyen, bu ülkenin aleyhinde emelleri olan insanlar, bu ülkenin insanları vasıtasıyla ülkeye zarar vermek istiyor. Bunu da tabii el birliğiyle savuşturmamız gerekir. 1970'lerde bu ülke bir hamle yaptı. O zamanki siyasi otoriteye bir sürü karalamalar yapıldı ve alaşağı edildi. 1980'lerde böyle oldu. 1997'lerde, 96-97'lerde böyle oldu. 28 Şubat'ta yine böyle oldu. Onun için ülkenin hayrına, güzelliğine ve iyiliğine çalışan insanlar oldukça bu memleketin hem içeride ve hem de dışarıda dostları olduğu gibi düşmanları da olacaktır. Bugün bütün İslam alemi bu ülkeyi lider olarak görmek istiyor ve abi olarak görmek istiyor. Onun için de bir olmamızda, beraber olmamızda, bu ülkenin kalkınmasında bize düşen görev neyse onu yapmamızda yarar vardır diye düşünüyorum ben. Çünkü Kurtuluş Savaşları'nı düşündüğümüz zaman bu memlekete çok güzel hizmet eden o efelerin daha sonra siyasi otoriteler vasıtasıyla bunlar ileride belirli makam ve mevki sahibi olur diyerek o zamanki dönemde de o insanlar dışlanmış ve bu ülkeden kimi zindanlarda, kimi de yurt dışında açlık ve sefillik içerisinde şeylerine hayatları sona ermiştir. Onun için şimdi birlik zamanı, beraberlik zamanı ve kardeşlik zamanıdır diye düşünüyorum ben. Devletimiz ne kadar güçlü olursa milletimiz de o kadar güçlü olur inşallah. Bu önümüzdeki seçimler inşallah bu ülkemizin, memleketimizin ve İslam aleminin hayrına, huzuruna ve güzelliğine vesile olur diye düşünüyorum ben.